canlar cananı Peygamber Efendimizin mübarek vücudu ve simasının resmedilmesi caiz olmadığından dolayı bu çizgi filmde gösterilmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de yaptığı iman ve tevhid mücadelesi Mekkeli inkarcılar tarafından şiddetle karşılanmıştı. Daha fazla güçlenebilmek için Medine'ye göç fırsatı arayan Resulullah'ın bu şehirde de hak dostları oluşmaya başlamıştı. Artık Medine'de de manevi bir huzur iklimi yavaş yavaş kendini hissettiriyor. Neden dalgınsın ya Ebu Eyüp? Bilmem. İçimde tuhaf bir şeyler var. Ne olduğunu tam anlayamıyorum. Biraz dolaşsam iyi olur. Bir iki kişiyle sohbet ederim. Hava sıcak. Güneşe dikkat et ya Ebu Eyüp. Sanki ben güneşten daha sıcak gibiyim. Dilerim hasta olmaz. Allah birdir. Allah birdir. Ve Muhammed onun Resulüdür. Ve Muhammed onun Resulüdür. Hepsi bu kadar mı? Kalpten inanacaksın. İçinden. Tamam. İçimden. Allah birdir ve Muhammed... Gelen var. Gelen Ebu Eyyub'dur. Medine'nin en güvenilir insanlarındandır. Merhaba. Merhaba ya Ebu Eyyub. Hoş geldin. Ne tarafa gidiyorsun? Gittiğim bir taraf yok. Dolaşmak için çıkmıştım. E o halde gölgemize buyur. Ya Ebu Eyyub, bu yıl Mekke panayırına gidecek misin? Evet, niyetim öyle. Niyetin öyleyse bizim kervanımıza katıl. Bilmem, uygun olursa. Olur, olur. Senin gibi güvenilir insanlarla yolculuk yapmak bize mutluluk verir. Sağ olun. Sizinle gelmek bana da mutluluk verir. Bu akşam bizim eve gelir misin? Sohbet ederiz, konuşuruz. Rahatsız etmekten çekinirim. Yok, sana önemli şeyler söyleyeceğim. Hem başkaları da olacak. Bak, Ebu Eyyub'e de bir şeyler anlatıyorlar. Muhakkak Muhammed'in dinine davet ediyorlar. Ama Ebu Eyyub akıllıdır. Onu kandıramazlar. Gel, yanlarına gidelim. Gelenler var. Yine onlar. Ne o? Sanki gizli bir şeyler konuşuyorsunuz. Yok. Ne gizlimiz olsun ki? Mekke panayırına beraber gidelim diyorduk. Mekke panayırı mı? Ama panayıra daha aylar var. O zamana kadar hazırlıklarımızı ancak tamamlarız. Tuhaf. Sadece panayıra mı gideceksiniz? Tuhaf olan nedir? Panayıra dedik ya. Sana göre tuhaf bir şey yok tabii. Bir de onlara sor. Hadi gidelim de panayıra hazırlansınlar. Ne demek istedi bu adam? Önemli değil ya Ebu Eyyub. Akşam evde anlatırım. Tamam. Allah birdir ve Muhammed onun Resulüdür. Allah birdir ve Muhammed onun Resulüdür. Resulullah'ın söyledikleri Allah'tan gelen emirlerdir. Onlara uyun ve birbirinize iyi davranın. Çünkü bütün Müslümanlar kardeştir. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Ya Musab, Mekkeliler bu sözleri duydu da inanmadılar mı? Gurur onların kalplerini bürümüş, gözlerini de kör etmişti. Yazıklar olsun onlara. Bugün beni mutlu ettiniz, huzura kavuşturdunuz.
gönlüm aydınlandı, zihnim berraklaştı. Allah sizden razı olsun. Allah senden razı olsun ya Ebu Eyyub. Bize güç kattın. Allah birdir ve Muhammed onun peygamberidir. Kalbinle de inandın mı ya Fatıma? İnandım ya Ebu Eyyub. Şimdi bana namazı göster. Önce abdest. Üzülme ya Fatıma. Seni önce Allah'a, sonra çocuklarına emanet ediyorum. Resulullah'a benim de selamımı söyle. Onu ben de görmek isterdim. Göreceksin inşallah. Onu Medine'ye davet edeceğiz. Mekkeli putperestler Müslümanlara çok eziyet ediyormuş. Yolun açık olsun. Allah'a emanet ol. Mekke'de doğan İslam güneşi, müşriklerin baskı ve yıldırma çabalarına rağmen parlamaya devam ediyordu. Allah'ın yardımı, Resulullah'ın duası ve müminlerin sarsılmaz iradesi sonucu gönülleri aydınlatıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ticaret veya hac görevini yerine getirmek amacıyla Mekke'ye gelen Medinelilere İslamiyet'i tebliğ ediyor, batılı terk edip Hakk'a yönelmelerini tavsiye ediyordu. Akabe bölgesinde Allah Resulüne Allah yolunda ölene kadar hizmet sözü veren bir mübarek akit yapılmıştı. Allah yolundaki Müslümanlar canlarını böylece Allah yolunda sarf etmeye hazırlanıyordu. Birinci Akabe biatı ile Medine'ye Mus'ab bin Umeyr'i vekil olarak göndermişti. Mus'ab bin Umeyr'in gayretli çalışmaları sonucunda Medine adeta bir İslam karargahı haline gelmişti. Nihayet bir senelik bir çalışma sonucunda kalabalık bir grup 2. Akabe biatı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmek amacıyla Mekke'ye doğru yola çıktı. Kardeşlerim, inşallah Resulullah bizi Akabe'de kabul edecek. Gece karanlığında şereflendirecek bizi. Buluştuğumuzu kimseye söylemeyeceksiniz. Ne dosta ne düşmana. Soran olursa haberimiz yok dersiniz. Yoksa Mekkeli müşrikler Müslümanlara eziyet ederler. Allah kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Resulullah. Gördün mü? Resulullah geldi. Resulullah. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve senin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederek namazımızı kılacağımıza ve zekatımızı vereceğimize ve bütün emirlere uyacağımıza söz veriyoruz ya Resulallah. Medine'ye geldiğinde çocuklarımızı, kadınlarımızı ve kendimizi koruduğumuz gibi seni de koruyacağız. Size sorduğuma dosdoğru cevap verin. Muhammed Medinelerle Akabe'de bu gece toplanıp konuştu mu? Ben duymadım. Mekke'den hiç dışarı çıkmadım. Ben de. Kim bu kalbi kin bağlamış çirkin yüzlü adam? Ebu Cehil. Müslümanların can düşmanı, şeytanın ortağı. Duymuştum. Az bile söylemişler. Mekke'ye geldiğimizden beri müşriklerin gözü üzerimizde. Bir bahane bulsalar boynumuzu vuracaklar. Evet, ben de aynı şeyi hissediyorum. Bir an evvel toparlanıp Medine'ye dönsek iyi olacak. Korkumdan değil, bizim yüzümüzden buradaki Müslümanlara eziyet etmesinler. Doğru, ama zaten eziyet ediyorlar. Hele güçsüzlere ve kölelere. Allah kendine inananlara yardım eder. İnşallah bir gün buralara kılıçlarımızla geliriz ve Mekke'nin hakimi oluruz. Aman yavaş. Peki, şimdilik sustum. Ben Kabe'yi ziyarete gidiyorum.
Gelir misin? Tamam ama sakın adamların putlarına ters ters bakma. O putlar birer taş. Kimi de ağaçtan oyulmuş. Taşı da ağacı da yaratan Allah. Onları put yapan bu zavallı insanlar. Güzel söyledin ama yine de bu sözleri orada tekrarlama. Hazır olun. Musab bin Umeyr haber verdi. Yarın şafakta Medine'ye dönüyoruz. Bu iyi ama daha 3 günümüz vardı. Ebu Cehil ve adamları bizden iyice şüphelendiler. Onlar harekete geçmeden biz Mekke'den ayrılacağız. Hoş geldin ya Ebu Eyüp. Hoş bulduk Fatıma. Nasılsın? Çocuklar nasıl? Herkes iyi. Resulullah'ı gördün mü? O nasıldı? Gördüm. İnşallah sen de göreceksin ya Fatıma. Resulullah yakında Medine'yi şereflendirecek. Ne zaman? Ne zaman? Geliyor. Ya Resulullah. Bakın. Resulullah geliyor. Ya Resulullah. Geliyor. İşte. Geldi. Şükürler olsun. Bize buyur ya Resulullah. Çok geldi. Bize buyur ya Resulullah. Bizim evimize gel. Bize gel ya Resulullah. Bize gel ya Resulullah. Bizim eve gel. Bize gel. Bize de gel ya Resulullah. Anam babam sana feda olsun. Bizim eve gel. Hoş geldin ya Muhammed. Bize buyur ya Resulullah. Devesi nerede çökerse Resulullah o evde kalacaktır. Bizim eve gel. Çöktü, çöktü, deve çöktü. Kalkıyor, kalkıyor, bakın, bakın. Kalkıyor. Kalkıyor. Yine kalktı, bak yine kalktı, gidiyor. Durdu, durdu, deve durdu. Durdu, durdu, bak, durdu. Çöküyor, çöktü, çöktü, deve çöktü. Burası kimin evi? Hoş geldin ya Resulallah. Medine'ye şeref verdin. Hoş geldin ya Resulullah. Buyurun, burası benim evimdir. Eyüp el-Ensari Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i 7 ay boyunca evinde misafir etmiştir. Ya Ebu Eyüp, Resulullah'ı neden alt kata yerleştirdin? O alt katta, biz üst katta. Yakışık alıyor mu? Ama kendisi ısrar etti. Ziyarete gelenler olacağı için alt kat daha uygundur dedi. Hazreti Peygamber aşağıdayken ben yukarıda duramam. Gürültü olur, toz dökülür. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Bir bez getir Fatıma. Eyvah, su akmasın. İnşallah aşağı su akmamıştır. Epey de gürültü yaptık. Yorgan da ıslandı. Yorgan mıydı o? Evet, başka yorgan da yok. Nasılsa sabaha kadar uyumayacaktık. Yarın Resulullah'a üst kata çıkmaya razı et. Hele bu durumu anlatırsam mutlaka üst kata çıkmaya razı olur. Evet söylerim. Gel şöyle köşeye oturup sabaha bekleyelim. Razı geldi mi? O da bizi rahatsız etmekten çekiniyor ama üst kata çıkmaya razı geldi. Allah ondan razı olsun. Sen burayı toparla, ben Resulullah'ın eşyalarını getireyim. Tamam. Tamam, ben veririm. Ben Resulullah'ı görmek istiyorum. Ben de. Biz onu çok seviyoruz. O da sizi seviyor. Hadi girin ama dikkatli olun. Resulullah buraya bir mescit yapılmasını istedi. Devenin ilk çöktüğü yere. Hemen başlayalım. Bu arsa bu iki kardeşindir. Sehil ile Süheyl. Biz para istemiyoruz. Madem ki mescit yapılacak, Allah rızası için bu arsayı bağışlıyoruz. Resulullah bunu kabul etmiyor. Parası verilecek ve mescidin civarında peygamberimiz için odalar yapılacak. O halde parayı kabul edin. Resulullah nasıl emir buyurmuşsa öyle olsun.
Ne yapıyor bunlar? Mescit. Mescit mi? Mescit de ne? Bilmiyormuş gibi sorma. Biz Müslüman olduk ya. Olduğumuzu zannediyorlar. Ama mescidi daha öğrenmedik ki. Canım, hep beraber toplanılıp namaz kılınan yere mescit denir. Ne yani? Herkesin ortasında namaz mı kılacağız? Ama bizim namaz kıldığımızı zannediyorlar ya. Öyle zannetsinler. Yetmez mi? Arada sırada geliriz. Kılar gibi yaparız. Öyle olsun bakalım. Mescitmiş. Yürü, bunu arkadaşlara haber verelim. Sevgili Eyüp, size süt getirdik. Buyurun. Mescit tamamlanmış. Boşuna. Boşuna olur mu? İçeri girip serin serin otururuz. Orman dallarından gölgelik. Bu mescit iyi oldu. Müslümanların ne konuştuklarını ve düşündüklerini öğreniriz. Evet. Aralarına düşmanlık sokmazsak azıtırlar. Azıtırlar, azıtırlar. Bunları Mekke'den kovdukları gibi Medine'den de kovmalıyız. Ya Ebu Eyyub, ben de sana geliyorum. Ne oldu ya Bilal? Mescitte iki münafık kişi var. Resulullah o iki kişinin mescitten çıkarılmasını istedi. Ya, hemen şimdi çıkarırım. Siz ikiniz, hemen mescitten dışarı çıkın. Neden? Biz Müslümanız. İbadet için geldik. Öyle değil mi? Ha? Evet, evet. İbadet için geldik. Peki mescide girerken abdest aldınız mı? Abdest mi? Aldık. Tabii aldık, tabii ki. Aldık değil mi? Evet, evet, aldık. Peki abdest nasıl alınır? Biz nasıl alındığını biliyoruz. Anlat. Sen anlat. Hayır, sen anlat. İsterseniz ben anlatayım. Önce senden başlayalım. Yapma. Demek abdest aldı. Beni bu hurmalıktan neden çıkarıyorsun? Kaçalım. Defolun münafıklar. Bir daha mescidimize gelmeyin. Defolun. Hadi Bilal, sokakları dolaşarak Müslümanları namaza davet et. Hemen ya Eyüp. Esselah! Namaza buyurun! Esselah! Namaza buyurun! Selamun aleyküm ya Eyüp. Ve aleyküm selam. Hoş geldin. Resulullah çağırmış. Önemli bir şey var herhalde. Evet, başkaları duymasın diye gizli tutuyordu. Merak ettim. Mekkelilerin kervanı Şam pazarından dönüyormuş. 1000 develik bir kervan. Ya! Bizimle savaşmak için silah almışlar. Mekke'ye götürecekler. Öyleyse yollarını keselim. Resulullah'ın düşüncesi de bu. Önce bir kuvvet toplamalıyız. Toplarız. Vakit kaybetmeyelim. Sen içeri gir. Gelenler Resulullah'ın yanında. Mekkeliler Şam pazarında elde ettikleri kârla bize karşı silah almışlar. Öyleyse hemen kervanı vuralım. 300'ü aşkın silahlı adam toplayabilir. Resulullah çocukların ve kadınların uzak tutulmasını istiyor. O halde vakit kaybetmeyelim. Kervanın yolu Bedir'de kesilecek. Bedir yolların kavşağıdır. Biz hemen hazırlanıyoruz ya Resulallah. İkimiz birden sefere katılamayız oğul. Evi koruyacak erkek lazım. O halde o erkek sen ol baba. Ben sefere katılayım. Ben sefere katılmayı arzu ederim. Ben senden daha arzuluyum baba. Yo, göz göre göre bu seferden geri kalamam. O halde tek çare var baba. Kura çekiyoruz. Elimdeki taşı bulan sefere gidecek. Bu. Hakkını helal et baba. Helal olsun oğlum, helal olsun.
Siz ikiniz eve gidiyorsunuz. Ama ben bundan büyüğüm. Hayır, ben seni güreşte yenmedim mi? İkiniz de eve gidiyorsunuz. Ya gelmek istersek? Yoksa Resulullah'ın emrine karşı mı geliyorsunuz? Ama... Ya Ebu Eyyub! Resulullah'a söyle, ben de sizinle geleyim. Yaralarınızı tedavi ederim. Allah senden razı olsun ya Ümmü Varaka. Resulullah, kadınların şimdi evde oturup Kur'an okumaları daha hayırlıdır dedi. Hazır olun! Develere nöbetleşe binilecektir! İçeri girelim. Girin. Duydun mu? Neyi? Müslümanlar bir ordu hazırladılar. Kureyş'in Şam'dan gelen kervanını vuracaklarmış. İnanmam. Buna cesaret edemez. Şaka söylemiyoruz. Bunu başarırlarsa daha da kuvvetlenirler. Evet, bu bizim için iyi olmaz. Onları yok etmek için güzel bir fırsat. Fırsat mı? Nasıl fırsat? Müslümanlara mı saldıracağız? Yok, sadece kervandakilere haber vereceğiz. Ne olacak? Anlamıyor musun? Kervandakiler de Mekkelilerden yardım ister. Böylece iki düşman karşılaşır. Evet, bundan da biz karlı çıkarız. Nihayet anladın. İyi fikir. İyi tabii. Ama sen kervana haber verecek birini bulmalısın. O kolay. Nerede dediniz? Bedir'de. Bedir kuyuları civarında. Ebu Süfyan! Ebu Süfyan! Kimdir o gelen? Ebu Süfyan! Ebu Süfyan! Ya Ebu Süfyan! Müslümanlar 300 kişilik bir orduyla Bedir'e geliyor. Böyle bir şey olacağı aklıma gelmişti. Hey, sen Zamzam, Mekke'ye koşup haber ver. Müslümanlar saldırdı de. Hemen Bedir'e gelsinler. Mallarını kurtarsınlar. Baş üstüne. Kervanın yolunu değiştiriyoruz. Bedir'e uğramadan Kızıldeniz sahilinden Mekke'ye gideceğiz. Acele edin, çabuk olun. Hadi acele edin. İmdat! Mekkeliler! Kureyşliler! Koşun! Gelin! Ey Mekkeliler! Ey Kureyşliler! Olanlar oldu! Her şey mahvoldu! Mallarımız yok oldu! Mallarımız yok oldu! Mallarınız yok oldu! Ne oldu Zamzam? Şunu doğru dürüst anlatsana! Kervana bir şey mi oldu? Oldu! Oldu! Ticaret kervanımıza, Ebu Süfyan'ın yanındaki mallarınıza Muhammed ve ordusu saldırdı! Doğru mu söylüyorsun? Muhammed'in ne zaman ordusu oldu? Oldu, oldu! Onu yakılacağınızı sanmıyorum. Koşun, koşun! Nerede onu söyle. Bedir'de, Bedir'de! Koşun, koşun! Hadi hemen hazırlanın. Silahlarınızı alın, develerinize binin. Herkese duyurun. Evet, koşun, Muhammed'e bırak bu çocukları. Hadi koşun, çabuk, koşun, hadi çabuk. Koşun. Herkese duyurun. Koşun, koşun. Muhammed'e bırakmıyordum mallarımızı. Hadi. Koşun, hadi. Ölümün yaklaştı ya Muhammed. Yürü. Yürü hadi. Sallanma. Yürü. Yürü.
Hadi yürü, yürü, yürü. Yürüyün, yürüyün hadi, yürüyün. Bu ikisini kuyunun başında yakaladık. Mekkeli müşriklerin sucuları, develere su almaya gelmişler. Kureyşlilerin askerleri kaç kişi? Bine yakın. Bin mi? Bizden fazla mı? Çok evet, fazla. 1000 kişiymiş. Bizim 3 katımız. Biz katımız Resulullah'la beraberiz. Düşmanın çokluğu bizi korkutmaz. Resulullah denize dalsa biz de onunla birlikte dalarız. Asla geri dönmeyiz. Önce oklarımızla, sonra mızraklarımızla, sonra da kılıçlarımızla savaşırız. Büyük kuyunun başına gidelim. Diğer kuyuları kapatıp o kuyunun başında savaş nizamı alalım. Hazır olun! Hadi! Dövüşmek için 3 yiğit meydana çıksın! Hadi! Yiğitleriniz karşımıza çıksın! Okçular! Hazır olun! Saldırın! Saldırın! Ya Ebu Eyyub, Resulullah seni muhafız seçti. Hemen yanına git. Saldırın, saldırın! İlahlarımız aşkına saldırın! Adam beni bugün için doğurmuş. Saldırın! Haydi, hücum! Kervanı yakalayamamış ama kendisinden 3 kat büyük Mekke ordusunu yenmişler. Yaptığımız kötülük onlar için bir zafer olmuş. Öyle de ya bizim haber verdiğimizi öğrenirlerse? O zaman mahvoluruz. Aman, bizi sağ bırakmazlar. Hiçbir yerde konuşma. Biz yine Müslüman olduk deriz. Hı? Ne yalan söyleyeyim. Sende de, bende de Müslümana benzer bir hal yok. Bu ne demek? Müslümanlar artık bize inanmaz demek. Acaba bizi duydu. Hoş geldin ya Ebu Eyyub. Mescitte bize yaptıklarından sonra düşündük ki sen haklıydın. Ya. Evet. Bence de öyle. Sen haklıydın. O günden sonra tam bir Müslüman olmaya karar verdik. Olduk oldu. Bize inan ya Eyyub. Münafıklar hallerinden bellidir. Onlar hain oldukları için her zaman korkuyla yaşarlar. Her ses işittiklerinde bir fenalık var zannederek vücutları titremeye başlar. Korku ölümden beterdir. Bırakalım öyle yaşasınlar. Herhalde sözlerimden bir şeyler anladınız. Hı? Sen ne anladın? Anlaşılmayacak bir şey yok. Bizden şüpheleniyor. Belki de biliyor. Ne yapacağız? Ya bize bir şey yaparlarsa? Duydun işte. Ben bu korkuyla yaşamaktansa Medine'yi terk edeceğim. Ben de seninle geleyim. Sen bilirsin. Toparlanıp bir an önce kaçalım. Thank you.
Selamun aleyküm ya Ebu Eyyub. Ve aleyküm selam ya Şadül Karaz. Hoş geldin, içeri buyur. Yo, oturmaya gelmedim. Mescit imamsız kaldı ya Ebu Eyyub. İmamsız mı? Halife Osman Hazretleri yok mu? Bugün müsait olamadığını söylediler. Hazreti Ali'ye bildirseydin. Bildirdim. O da sana gönderdi. Ebu Eyyub imamlığa layıktır dedi. Mecbur kalmadıkça imamlık yapmayacağıma söz vermiştim. Ama madem emir buyuruldu, gidelim. Resulullah'ın mübarek elleriyle mescidin duvarına çamur sıvadığını hala görür gibiyim. Ama daha mescidin çamuru kurumadan fitne tohumları Müslümanlar arasına yayıldı. Dünya saltanatı, dünya nimetleri insanların nefsine hoş gelmeye başladı. Resulullah son nefesiyle bile bizi uyarmıştı. Karanlık gece orduları gibi fitne geliyor demişti. İşte geldi. Ümitsiz misin ya Ebu Eyyub? Haşa, Allah dinini kıyamete kadar koruyacaktır. Ümitsiz olanlar, dininden dönenler ve imansızlığına devam edenlerdir. Ah, benim şimdi ümidim, Hazreti Resulullah'ın o mübarek müjdesine erişebilmektir. Müjde mi? Konstantiniyye'nin fethedileceği müjdesi. Konstantiniyye çok uzak. Sense yaşlısın ya Ebu Eyyub. Yoksa o güzel askerlerin arasında olmamı istemiyor musun? Yo yo, hata söyledim. Özür dilerim. İşin zorluğunu anlatmak istemiştim. Topal karınca kadar da mı olamam? Sen kararını vermişsin ya Ebu Eyyub. Allah seni muradına eriştirsin. Durum nedir komutan? İslam orduları Konstantiniyye surlarını çepeçevre kuşatmıştır yüce Konstantin. Biz ne durumdayız? Bütün tedbirler alınmıştır. Savaşa hazırız efendim. Güzel. Gerekirse halkı da savaşmak için cesaretlendirin. Baş üstüne yüce Kayser. Bir çıkarma harekatıyla onların gözünü korkutalım. Zırhlı ve kalkanlı bir kuvvet hazırla. Onlar bu hücumu beklemezler. Gafil avlanırlar. İyi düşündünüz yüce Kayserim. Sabaha kadar bu kuvveti hazırlarım. Epey kalabalıklar. Ama bu surları aşamazlar. Korkmuyorlar. Hiç gitmeyecekmiş gibi görünüyorlar. Hadi şimdi sen git yat. Sonra biraz da ben uyurum. İstersen sen git uyu. Benim gözüme zaten uyku girmiyor. Fırla! Çekilin! Afiyet! İşte tam düşündüğüm gibi. Haydi okçular! Ya Allah! Haydi bismillah! Onlardan güçlüyüz. Ölüyorlar ama ölmekten korkmuyorlar. Ölümden korkmayan orduyla savaşmak zordu. Ama atalarımızın Konstantiniyye'yi savunduğu gibi biz de savunuyoruz.
Nasılsın ya Ebu Eyyub? Neden bu kadar ileri atılıyorsun? Neden canını tehlikeye atıyorsun? Allah canınızı tehlikeye atmayın demiyor mu? Merak etmeyin. İyiyim. Asıl tehlike savaş meydanında değildir. Asıl tehlike dünya malına dalmaktadır. Doğru söyledin ya Ebu Eyyub. Seni çadırına götürelim. Biraz istirahat buyur. Ya Ebu Eyyub, bir arzun var mıdır? Bir şey vasiyet etmek ister misin? Bu dünyadan hiçbir dileğim yoktur. Beni gücünüz yettiği kadar Konstantiniyye surlarına yakın bir yere defnedin. Mezarım Konstantiniyye'yi fethedecek olan o güzel askerin ayakları altında çiğnensin. Ah, Hazreti Resulullah Konstantiniyye'nin yakınına salih bir kişinin defnedileceğini söylemişti. Belki bu salih kişi ben olurum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Hazırlıkları yapın. Surlara yaklaşabildiğimiz kadar yakın bir yere defnedeceğiz. Bunlar ne yapıyor böyle? Ölü gömüyorlar galiba. Savaşın orta yerinde mi? Başka yer bulamamışlar mı? Düşman saflarından sesleniyorlar. Oraya gömdüğünüz kişi kimdir? Peygamberimizin dostu Ebu Eyyub'tür. Surlara yakın bir yere gömülmeyi vasiyet etti. Sen koskoca bir ordu komutanı olmuşsun da hiç düşünmüyor musun ki biz o mezarı açarız, o cesedi vahşi hayvanlara yediririz? Ey Konstantin! Vallahi sen böyle bir şey yaparsan İslam ülkelerindeki kiliselerde taş taş üstünde bırakmam. Bütün Hristiyanları kılıçtan geçiririm. Kazılmadık mezar bırakmam. Ey komutan! Sen akıllı biriymişsin. Madem ki o mezara bu kadar değer veriyorsun, ben de sana söz veriyorum ki ben sağ olduğum müddetçe o mezarı koruyacağım. Ey Konstantin! Biz de daha sonra gelmek üzere bu kuşatmayı kaldırıyoruz.
Ya Akşemseddin, sevgili hocam. Lütfetseniz de Ebu Eyyub el-Ensari'nin mübarek kabri şerifini tespit etseniz. Evet ya sultanım. Benim de günlerden beri zihnimi kurcalıyor. Her gece şu ilerideki tepeden aşağı doğru bir nur indiğini görüyorum. Umarım ki o mübarek zatın mezarı o nurun indiği yerdedir. Öyleyse o yeri kazalım sevgili hocam. Müsaade buyurursanız yarın oraya gidelim. Benim gönlümdeki his de o yöndedir. Gidelim hocam. O büyük zatın mezarını bulup ona gereken hürmeti gösterelim. Bir taşa rastladık. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hemen buraya bir türbe yapılsın. Bu çınar fidanı ona olan sevgi ve hürmetimizin bir nişanı olarak büyüsün, serpilsin. Thank you.